normal Explorer kısmına gelip açtığınız zaman e, bu bölümde kalalım e, ayarlar e, programla ilgili ayarların hepsi filenin altındaki preferences kısmında settings bölümünden ulaşabilirsiniz e, klavye kısa yolları keymap extension ile ilgili şeyleri de buradan e, kendi oluşturduğunuz kod parçalarını, User Snippet diyoruz bunlara, buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Color dem kısmından renk ayarı yapabilirsiniz. Örneğin sizin için ben biraz daha açık bir renk seçebilirim. Videolarda daha e, kullanışlı olması için. E, ben buradan Light Visual Studio seçeyim. Evet şöyle aydınlık olsun biraz sizin için. Ee, onun dışında siz de buradan istediğiniz gibi çalışabilirsiniz ki ben koyu renk tavsiye ederim. Gözlerinizin yorulmaması için. Ee, çoğu yazılımcı da böyle kullanır. kullanır. Ee, settings kısmına geldiğinizde biraz değişik bir ayarlama e, tekniği var. Burada e, herhangi bir ayarı search edip e, bulabilirsiniz. Ayarlar bir JSON dosyasını üzerinden yapılıyor. Yani e, bütün şurada gördüğünüz gibi Kısım kısım her bir konu, her bir teknikle ilgili, teknolojiyle ilgili e, ayarlar mevcut. Bunlar böyle kategorize edilmiş. Örneğin PHP ile ilgili ayarlar, JSON ile ilgili ayarlar, HTML ile ilgili ayarlar. Bunlar JSON formatında gösteriliyor. Ve bunları e, açtığınız zaman gördüğünüz gibi ayarlar bu şekilde bir JSON e, formatında. Ayarın adı 2 nokta değeri şu anki hali şeklinde duruyor. Ee, burada siz bir ayar yapacağınız zaman buradan bu tarafa taşımanız gerekiyor. Ee, bu işlemi. Yani örneğin buradaki font size yükseltecekseniz editor font size ayarını kopyalıyorum. Çünkü buradan bir değişiklik yapmanız mümkün değil sol tarafta. Burada tüm ayarların şu anki hali gözüküyor diyebilirim. Bunu sağ tarafta yine aynı soldaki gibi bir değişiklik JSON formatında virgül koyup alt satıra atlayıp ayarı yapıştırıp buraya da yeni halini verebilirsiniz. Kaydettiğiniz anda gördüğünüz gibi devreye girecek. Bakın 22 puntu olarak büyüttüm. Sanırım yeterli bir e, okunabilirlik boyutuna geldiğini düşünüyorum. E, daha önce yaptığımız bakın kalır tema ayarı da burada belirtilmiş onun dışında da siz de ayarlarınızı virgül koyup bir satır atlayıp buraya sol taraftan kopyalayıp sağ tarafı yeni değeriyle yazabilirsiniz. Bir diğer ayar olarak da e, satır atlama ayarı yapalım. Çünkü bakın e, sığmadığı zaman sağa doğru gidiyor. E, bunu da engelleyelim. Hani sadece yukarı aşağı scroll hareket etmek daha iyi oluyor. Kodlarımızı görüp hepsini tek bir e, kolonda. Bunun için word wrap yani Word yazsanız yeter şu search kısmına. Ee, zaten bakın geliyor editör Word Wrap Off diye. Bunu kopyalıyorum. Font size'dan sonra bir virgül koyup bunu 10 olarak değiştirip CTRL S yani Save tuşuna bastığımda File Save dediğinizde de olur. Ee, bu kısa yollara alışın ama CTRL S. Bastığınızda bakın şu an satır atlamayı yaptı. E, uyguladı bu ayarı. Bu kadar basit ayarlarla oynamak. E, i̇htiyacımız olan başka ayarlar olursa da ilerleyen zamanlarda bunları da ihtiyaç duyduğumuzda yapıyor olacağız. Bu kadar ayar şu an için sanırım e, yeterli bize. Onun dışında bu bölümü kapatıyorum. Visual Studio Code üzerinde çalışırken bir e, klasör üzerinde çalışın ki ben de öyle yapacağım. E, open Folder diyerek daha önceden oluşturdum e, bu yapacağımız örnekleri kaydedeceğim bir klasör belirledim. Bu klasörü seçip klasör seç diyerek o klasörün açılmasını sağlıyorum. Şu an bakın HTML5 projeleri diye bu klasör açtı. İçerisine dosya ekleme, klasör ekleme, yenileme ve genişletip daraltma gibi seçeneklerle içeriğini görüntüleyebilirim. Ki buraya klasör ekleyerek devam ediyor olacağım. E, i̇stediğiniz gibi bir klasör tıkladığınızda ismini yazıyorsunuz. Örneğin 01 HTML elementleri 1 diyelim. Böyle bir klasörüm olsun. Gördüğünüz gibi açtı. İçine bir dosya eklemek için de klasörü seçip dosya ekle dediğimde uzantısıyla beraber dosyaya girebilirsiniz. Ee, örneğin 01 ya da ne diyelim... verelim 0-1-2 olsun ee, bazı elementler ya da bazı demeyelim de önemli elementler değil 1 uzantı vermezseniz uzantısız bir dosya olur ee, dosyayı isimlendirdikten sonra sağ tıklayıp yine rename etme silme gibi işlemler yapabilirsiniz kopyalama petini kopyalama gibi şeyler. Command Prompt'la açma gibi hani işlemler yapabilirsiniz. Rename deyip uzantısında verebilirsiniz ki biz HTML yapacağız e, ilerleyen derslerimizde. O yüzden e HTML uzantılı olmasına özen göstereceğiz. O bölümlere de hazırlık olmuş olsun bu dosyayla beraber. Net. Evet. Dosyanızı oluşturduktan sonra artık kodlama kısmına geçip dosyanın için kodlayabilirsiniz uzantısına göre zaten ujus yok algılayıp gerekli renklendirmeleri de yapıyor olacak kendisi. E, bu şekilde dosyalarla çalışıp klasörlerinizle e, buraya açıp klasörlerinizi onlarla da uğraşabilirsiniz. Zaten eee ujus'u kapatıp açtığınızda da gerekli klasörü hatırlayacaktır kendisi tekrardan.